şu veli toplantısı. Vallahi dükkanı kapattım da geldim. Vallahi inanır mısınız? Ben kapatmadım da geldim. Niye? Çünkü çok dükkanım var. Batsın biri istiyorum. Dükkan diyeti yapıyorum. Mahzup! Duydunuz mu İbrahim Bey? Diyet diyorlar. Siz de mi yapsanız? Ne diyeti yahu? Pilav günü de diyet mi olurmuş? Ne pilav günü beyefendi? Veli toplantısı bu. Hadi ya, bilseydim gelmezdim. Neyse, Allah'tan kendi pilavımla geldim. Mağdur değilim. Elim boş kalmadı. Adam... Pardon arkadaşlar, Eda'cığım. Senaryoyla gelmişsin skece. Onun nedenini açıklayalım bence. Şimdi şöyle, normalde bu rol bana ait değil. Bu rol Melisa arkadaşıma ait. Evet. Ama o küçük bir sesi kısıldı. O yüzden ben onun yerine oynuyorum. Arkadaşına yardım etmek evet. için süper. Melis buralarda mısın? Ay buralardasın. Gel. Ne durumda sesin? Sesim gitti. Ay çok üzüldüm. Peki çok da çalışmıştın bu role tabii. Evet. Çalışırken gitti ses. Evet, dün çok çalıştım, çok çalıştım. Evet. Böyle oldu. Böyle. Yani normalde ben bu rolü çok güzel yapıyordum ama... ama Eda da yapıyor. Teşekkür ederim. Eda, sen ne kadar zamanda hazırlandın? Ben bugün daha yeni. Daha yeni? Daha yeni. Öyle haberim yeni oldu. Ben de çıktım seninle, ne yapayım? Beru, taktın çıktın. Taktım çıktım. Harikasınız gerçekten. Birbirinize destek olmanız çok güzel. Sen de bir an evvel iyileşip yine aramızda olursun diye. İnşallah. Ümit ediyorum. İkisine de kocaman alkış alalım. Görüşürüz Melis'ciğim, sen dinlen. Görüşürüz. Evet, Mert'in son lafı vardı galiba. Ne diyeti yahu? Pilav gününde diyet mi olurmuş? Ne pilav günü beyefendi? Veli toplantısı bu. Hadi ya, bilseydim gelmezdim. Allah'tan kendi pilavımla geldim. Mağdur değilim. Elim boş kalmadı. Adam 12 kişilik yemek takımıyla gelmiş. Bu tabaklar ne böyle? Fedon'un evi gibi oldu sınıf. İşte bizim çocuk bununkiyle aynı sırada oturdu. Köşeye sıkıştırılmaktan iki boyutlu oldu çocuk. Her akşam eve karafer peteği deseni izleriyle geliyor ya. Burası açlık oyunları. Burada güçlü olan kazanır. İyi beslenmeyen çocuğu ezeriz. Sen kimi çocuğunu eziyorsun? Bakma sana göre ufam. Ama kafamı bozarsan uzatırım seni yere. Bu evin mitrinin altında olandan korkarım ben. Sustum valla. Eyvallah abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın sayın veliler. Okulumuza hoş geldiniz. Bendeniz okul müdürü ve matematikçi Şevket efendim. Bugünkü veli toplantımız Köşem Market sponsorluğunda yapılmaktadır. Köşem Market'in sunduğu veli toplantısı başlıyor. İndirimi paket paket, hizmeti paket paket, kaliteyi paket paket, Köşem Market, Köşem Market, ekmek peyniri at ve et, sebze meyve sepet sepet, pahalıda köşede, Köşem Market, Köşem Market. Devam et. Vay, adam toplantıya sponsor almış. Ne yapalım efendim, bütçe yok. Bakınız, ben hem okul müdürü hem de bu sınıfın matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda hademeyim, kantine ben bakıyorum, okuldan sonra da bekçilik yapıyorum. Anlayacağınız süper kahraman gibi oldum. Gündüzleri müdür, geceleri ise bekçilik yapıyorum. Bu işin sonu aidata gidiyor, ben bir kullandım ha. Aidat mı? Ne kadarsa söyleyeyim vereyim ben. Hatta gaza geldim. Müdür herkese benden aidat. Aidat maidat yok efendim. Tek bir dileğim var. İyi bir beyin olun yeter.
çocuklar arasında ebeveyni banyo zanneden var ya. O kadar yabancılar yani konuya. Mesela Bilal Bey siz, sizin çocukta özgüven eksikliği var efendim. Bununki yemiştir onu da. Ya hocam çocuğumun özgüveni niye yedi bunun çocuğu? Sınıfın düzenini bozuyor. Hangi düzeni? 4-4-2 mi diziliyor bu sınıf? Kuvarecim mi benim çocuğum? Kafasına göre mi takılıyor? Oturma düzeninden bahsediyorum arkadaşım. Çocuk 5 kere yer değiştirmiş. Baba diyor, nereye gitsem Suat'ın arkasına düşüyorum diyor. Benim çocuk biraz irice. Sınıf için büyük bir değer. Önemli bir yer tutuyor. Ne yapalım yani? Zaten açım. Gelmeyin beni. Sizinki de uzağa otursun. Bizim sınıfta sizin çocuğa uzak bir nokta yok. İdole gibi her yere yakın, her yere yürüme mesafesinde. Köşe marketin sındığı veli toplantısı devam edecek. Lütfen veliler kendi aramızda atışmayalım. Köşe marketin sındığı veli toplantısı devam ediyor. Mehtap Hanım. Durun hocam. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Benim çocuk zeki ama çalışmıyor değil mi hocam? Çok zeki hanımefendi, çok zeki. Ben kendisini ilk gördüğümde zekadan beyni dışarı fışkırmış sandım. O kadar fışkırmış ki böyle yandan akıp gitmiş bütün zeka. O akan zekayı israf etmeseydiniz keşke Şevket Bey. Sonuçta sizin de ihtiyacınız var. Kullanırdınız. Oy! Ne oldu? Ha? Ne bağıyor? Evet, şimdi Zeynep çok tepki verilecek bir şey söyledi tabii. Onun üzerine siz de daha büyük tepki verir misiniz Zeynep'in söylediğine? Olur. Zeynep'ciğim, senin söylediğinden alalım tekrar. Tepkileri büyütüyoruz. Buyurun arkadaşlar. O akan zeka israf etmeseydin Şevket Bey. Sonuçta sizin de ihtiyacınız var. Kullanırdınız. Yapıştırdınız Mehtap Hanım. Azıcık çocuk da size benzeyiydi keşke. Okuma bayramında en öpü parçık istedi benden ya. Lütfen sayın veliler, lütfen yersiz gaza gelmeyin. Eğer gaza gelmek istiyorsanız köşe market gazozu için. Köşe market gazozuyla gazın doruklarına çıkın. Hocam, benim şikayet var. Benim oğlan Almanya'da doğdu. Buraya uyum sorunu yaşıyor. Siz hiç Almanca bilmiyor. Benim çocuk çok yabancılık çekiyor. Efendim sizin çocuk yabancı değil. Direkt yabani. Böyle başını falan okşuyoruz. Kendimizi koklatmayınca tanımıyor, ısırıyor. Alman kurdu ile büyüdü. Ona çok meraklı bizim oğlan. Baktınız ısırmak üzere. Almanca konuşun, durur hemen. Hocam, benim çocuk sizin kıyafetten şikayetçi. Hocamı böyle gördükçe dikkatim dağılıyor diyor. Ben de dikkat ettim. 4 senedir aynı takımları giyiyorsunuz. Rahatsızım. Efendim, ben de sizin çocuktan rahatsızım. Çıkarma işlemi yapamayan çocuk mu olur ya? Geçen gün derste dedim, git komşudan bir onluk al. Ne onluk alacağım hocam? Buyurun, gıcır gıcır yüzük dedi ya. Hocam, bizim çocuğa 2 işlem. Çarpma toplama yeter yahu. Verme çıkarma fakir işi. Gereksiz şeyleri öğretmeyin. Aynen, hatırlıyorum. Gereksiz şeylerle yıkamayın çocuğun beynini. Olmayan şeyler yıkanmaz efendim. Hocam burada 2000. İbrahim Bey bir şey mi soracaksınız? Adamın kaldırdığı eli bile kaşıklıyor. Hocam, ben bir şey anlamadım. Biz çocuğu çok iyi besliyoruz. Ama beden hep zayıf geliyor. Neden? Efendim, ben bizzat sizin çocuğun beden eğitimi için fazladan bedenci getirttim. O bedenle bir öğretmen baş edemedi.
Halbuki anası her gün açma gelmeye duruyor çocuğuma. Efendim, Kütahya için vazona ise bizim için de Suat o artık. Bizim okulunda Suat'ı meşhur. Biz her şeyi ona göre tarif ediyoruz. Misal erkekler tuvaleti. Nerede? Suat'ı geç, ilk sırada. Allah Allah, nasıl tarif edebilirsiniz canım? Benim yavrum sabit mi? Efendim, ben kendisinin 4 yıldır hocasıyım. Suat'ı kantinden başka yerde görmedim. Benim dedi de bu. Geçen gün hoca küme yapmış, kümeyi yemiş. Çocuk sıkıntılı biraz hocam. Efendim, laf ediyorsunuz ama sizin çocuğun da sıkıntıları var. Geçen gün çocuklara kağıt dağıttık. Ailenizle ilgili sıkıntılarınızı yazın dedik. Bakın sizin çocuk ne yazmış? Geçenlerde babama bilgisayarımı yenilemesini istedim. F5'e basıp sayfayı yenileyip gitti. Ben böyle bir şey için çocuğumu asla rezil etmem. Gerekirse boğazımdan kısarım. Gerçi şu an kısamam. Çünkü çok açım. Ya seni boğazından kıssak, ülkede milli gelir artar. Sen karışma arkadaşım. Mehtap Hanım, bakın sizin çocuk ne yazmış. Ben annemi çok seviyorum. Kuzum benim. Çünkü bütün ödevlerimi o yapıyor. Ana yüreğim, dayanamıyorum işte. Bilsiz ne yapar? Hanımefendi, çocuk üniversiteye gidince ne yapacaksınız? Beraber mi gireceksiniz derslere? Ay, hadi inşallah mühendislik istiyoruz. Hanımefendi, sizin değil. Çocuğunuzun ne istediği önemli. Aa, olur mu öyle şey? Sonuçta okulu beraber okuyacağız. İkimizin karar vermesi lazım. Tabii tabii, doğru. İnsanoğlu anlamayan, böyle saf saf bakan bir tip sonuçta. Anne babanız bilir Şevket Bey. Keşke zamanında onlara sorsaydınız. Sonuçta sizi o kadar okutmuşlar, büyütmüşler. Yani değil mi? Oo, bravo, bravo. Ne oldu hoca? Helal olsun. Morali bozuldu. Helal olsun. Bilal Bey, size ne ya? Neyse, bu konuya sonra döneriz. Hamza Bey, bakın sizin çocuğunuz ne yazmış. Babamın parasını kaybetmektense güvenini kaybetmeyi tercih ederim. Bunlar boş laf. Ancak bir yandan da doğru. Çocuk girişimci. Ben olsam ben de parayı tercih ederdim. Evet, son olarak Yiğiter Hanım, sizin çocuğa geliyoruz. Nasıl olarak? Benimki ne oldu hocam? Onu demediniz. Hadi deyin de giderim. Yemek falan yiyelim. Kan şekerim çok feci düştü. Efendim, sizin çocuk kağıdı yediği için haliyle bir şey olmaz. Meşeden yapılıyor ya, tadı güzel oluyor tabii. Fazladan kalemi olan var mı? Canım çekti. Hocam, benim oğlan diyordunuz. En son o ne yazmış anasıyla ilgili? Hemen okuyorum. Annem mamamı değiştirdi, mutsuzum. Hanımefendi, siz bu çocuğu neyle besliyorsunuz? Ah Zuhu, dişi çıkıyordu ya. Ondan yaş mama verdim, sevmedi ha. Yaş mama var mı ya? Pilav bitti, açım ben. Sırayı arkadaşım. Ana, ucundan başladı bile. Bilal Bey, bakın biraz daha üzerime gelirsiniz. Üzerinize tereyağı gezdirip sizi yiyeceğim. Aparatif gibi bir şeysiniz zaten. Bak sinirlendim de nasıl karnım acıktı. Aa, yok. Pilav yok. İkramlıklar da bitmiş. Açım ben. Açım ben. Açım ben. Açım ben. Açım ben. Açım. Çocuğuna kızmayacağım. Anaları babaları onlardan beter çıktı be. Siz onların aynasısınız. Siz evde ne ekiyorsanız onlar okulda onu biçiyor. Lütfen ama ya. Yazıklar olsun hepinize. Utandınız değil mi? Baba, ben geldim. Bana uzaklaşma cezası verdiler. Lütfen bir saniye sen veriler. Ne oldu kızım? Ya baba ya. Ben şimdi geçenlerde senin masandaki geç kağıtlarını almıştım. Ben ise geç kılınca onları veriyordum bizim öğretmenine. O
okulda. Öğretmen de bakmıyordu zaten. Ama bugün de bakacağı tuttu. Kızım, başka okulun geç kağıdı olur mu? Uzaklaştırmaz mısın? Aldım zaten. Ya baba, bir şey soracağım. Bu geç kağıtların üzerinde öz eğitim burnu listesi yazanları nerede buluruz? Çok haklıymışsınız Şevket Bey. Evde ne ekersin, okulda onu biçersin. Oh, Mehtap kazandı. Helal olsun sana Mehtap. Bravo. Sen kazandın. Çok güzeldi. Dilek kızım, seninle evde görüşeceğiz. Evet sayın veliler. Lütfen benim söylediklerimi unutmayın. Ama lütfen rica ediyorum kızımın söylediklerini unutun, olur mu? Köşe Market'in sunduğu veli toplantısı burada sona erdi. İbrahim Bey, ne yapıyorsunuz ya? Vallahi ne güzel parmak. Sosis gibi. Pardon Şevket Bey, koltuğu da bir parça alabilir miyim? İbrahim Bey, çok güzel şaka yapıyorsunuz vallahi. Şaka değil mi bu? Ha, ben korkuyorum ama.